Merhaba, bugün sizlere 1979 Fastnet yarışında yaşananlardan bahsedeceğim. Rolex Fastnet yarışı 1925'ten bu yana Royal Ocean Racing Club tarafından her iki senede bir düzenlenen önemli bir yarıştır. Tekneler İngiltere'de Coast'tan başlayarak İrlanda denizindeki Fastnet kayalığını dönerek yaklaşık 605 deniz mili mesafeyi tamamlayarak Plymouth'ta yarışı tamamlarlar. Tarih 11 Ağustos 1979'u gösterdiğinde 303 tekne White Adası'ndaki start hattında yerini almıştı. Yarış güzel bir havada başlasa da 48 saat içinde her denizcinin hayal edebileceği kabusu göreceklerdi. Modern yelken tarihinin en ölümcül fırtınası yaklaşmak üzereydi. Yarışın 3. gününde hava istasyonları şiddetli rüzgarın yarış alanı üzerine gelmekte olduğunu bildirmekteydi. Meteoroloji ofisi rüzgarın şiddetini 10 bafor yani yaklaşık 50 knot olarak duyurmuştu. Yaklaşık 2500 yelkenci kuvvetli rüzgar ve devasa dalgalar ile çarpışmıştı. Tekneler oldukça dayanıklı olsalar da birçoğu tepe taklak olmaktan kurtulamamışlardı. Can kurtaranlar, kurtarma helikopterleri, ticaret gemileri ve en az 3 ülkenin donanması onları kurtarmak için çaresiz bir mücadeleye katılmışlardı. 1979 Fastnet yarışı resmen bittiğinde 303 tekneden yalnızca 86 tekne finiş hattını görebilmiş, 194'ü yarıştan çekilmiş, 24 tekne terk edilmiş, 136 denizci kurtarılmış ve 15 denizci hayatını kaybetmişti. Ölen 15 denizci için Coast Holy Trinity Kilitesi'nin bahçesinde bir anıt yaptırılmıştır. Bu yarıştan sonra katılımcı sayısı 300 ile sınırlandırıldı ve tüm teknelerle telsiz bulunması zorunlu kılınmıştı. Sonraki yıllarda katılım için gereken çıta daha da yükselecekti. Deniz, ölümcül bir düşman olabileceğini ve denize zevk için gidenlerin en yüksek derecedeki tehlikelerle karşılaşabileceklerini tam olarak bilmeleri gerektiğini göstermişti.